bela. 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 Bela diyorum. Başıma bela oldu. Geçmiyor. Tamam be, sağ ol. Alın, geçin şunu. Teşekkür ederim. Bir an için sizi yanlış anladım galiba. Bana baba dediğinizi sandım. Baba mı? Ha, ne güzel, ne hoş. Sizi oğlunuzu hatırlatmış olmalıyım o zaman. Onu özlüyorsunuz demek. Affedersiniz. Evet Soraya Hanım, neredesin? Ha, tamam. Tamam, evet seni anladım, orada olurum. Şükürler olsun babam beni tanımadı. Bu defa kıl payı atlattım. Affedersin baba. Böyle olmasını hiç istemezdim. Sakin ol, korkacak bir şey yok. Konuşacağız hayır, sadece. Hayır, seninle konuşmak istemiyorum. Bu işte çok yeni olduğunu biliyorum. Rocky söylemişti. Ama merak etme, sana her şeyi öğretirim ben. Anladın mı beni?
Yüzelim. Gitme, beni bekle. Git buradan. Özür dilerim. Yıkıl. Bu taraftan. Raku'nun odası burası demek. O dolapta burada olmalı. Şükürler olsun yeri o kızın sayesinde buldum. Sorun çözüldü Fahad abi ve baba. Berkat Royal, gurur kaynağım dediğin otelin ebediyete kadar sende kalacak. Neler oluyor burada? Buraya girmenize izin veren kim? Mahkeme bayım. Bu Aram Emre. Bakabilirsiniz. Ne? Ama bu şeyde üstünde mahkeme emri yazıyor. Devamını gözlüklerim olmadığı için okuyamıyorum. Eminim bu bela demek. Zeynep Talı nerede acaba? Polis mi? Dayısının yeğeni nerede acaba? Neredeydin? Her yerde seni aradım. Benim de seni aramadığım yer kalmadı. İş
Dosyayı aldım. O zaman doğru tahmin etmişim. O anahtar... Kasanın anahtarıydı. Hadi gidelim. Ne oldu? Yok bir şey. Cüzdanımı orada unutmuşum. Hemen dönelim. Ben de seninle geleceğim. Sana git diyorum. Etrafta bir sürü polis var. Bütün çabamız boşa mı gitsin istiyorsun? Bu tapu yanlış ellere geçerse... Hadi git. Dur. Hadi. Bekle burada, ben hemen döneceğim. Neden bu kadar oyalandı? Sakar şapşal şey. Cüzdanını bırakmış. Alo, neredesin? Sen iyi misin? Dinle, Fahat seni almaya geliyor. Onunla hemen eve git. Sen niye gelmiyorsun? Lütfen dediğimi yap, tamam mı? Seninle evde görüşürüz. Benim burada yapmam gereken önemli bir iş var. Önemli bir iş mi? Bana söylemediği kadar önemli ne işi olabilir ki? Eve dönene kadar onu endişe içinde bekleyeceğim. Alya, acele et. Alya, hadi gidelim. Fahat abi, tapu. Ben konuşamıyorum Alya. Sen ve Zeyn'in benim için yaptığı... Teşekkür ederim. Fahat abi, dediğim gibi bana değil Allah'a teşekkür et. Alya, ama Zeyn nerede? Benden seni hemen almamı istedi. Ben de o aceleyle nedenini soramadım ve onun ne dediğini pek anlamadım. Her şey yolunda mı? Bilmiyorum. Ben de çok endişeliyim. Önemli bir işi olduğunu söyledi. Kafam karıştı. O hengame içinde bu kadar önemli nasıl bir iş olabilir ki? Aya, sakin ol. Oradan yeterince uzaklaştık sayılır. Şimdi lütfen bana ne olduğunu anlatır mısın? Burada Bombay'da ne işin var senin? Hayat, lütfen cevap ver bana. Lütfen önce... Önce bana bir söz ver. Lütfen ablama bunlardan bahsetme, lütfen. Buna sonra karar vereceğim. Önce sen soruma cevap ver. Hayat, kimin telefonu seni bu kadar endişelendirdi? Eğer başın bir çeşit beladaysa bana hemen söyle. En kısa sürede bir çözüm buluruz. Şey, bir adam var. Rocky. Onunla internetten arkadaş olduk. Bir gün Bobal'e geldi. Merhaba Rocky. Ve manken olmak ister misin diye sordu. Mankenlik yapar mısın? Günde tam 25 bin rupiye ödüyorlar. O sırada ailemin de paraya çok ihtiyacı vardı. Bu evi acilen 45 gün içinde boşaltmamız gerekiyor. Ya da 1 milyon rupiyi geri ödemek zorundayım. Bombay rüya gibidir. Orada bir mankene kaç para ödediklerini biliyor musun? 100 bin rupi mi? Eğer bunun gibi birkaç işte çalışırsam... ...bu sayede ailemin evinin borcunu ödemesine yardım ederim. Indoor'a bir okul gezisi düzenleniyor. Okuldaki herkes oraya gidecek. 3 günlüğüne. Hayat, gidebilirsin. Alo Rocky, yarın sabah için bana bir bilet alır mısın lütfen?
Mankenlik ajansı işi başka bir mankene vermiş. O zaman Bopal'e geri dönmeliyim. Bak sen zaten buradasın. Arada birkaç işe çık. Bu sayede eve birkaç yüz bin rupiyle dönersin. Peki ne tür işler bunlar? Şu anda Rangoor sahayın evinin dışındayız ve buradan sizlere bahis şebekesi hakkındaki haberleri aktarıyoruz. Sakın bir yere ayrılmayın. Polis kaynaklarından aldığımız bilgilere göre birkaç kişi tutuklandı ve bu arada telefonlarına el konuldu. Aynı kaynaklar ayrıca bize birkaç kişinin kaçtığını ancak onların da çok yakında yakalanacağını ifade etti. Hay Allah. Zeyn acaba nerede? Umarım iyidir. Aman bana ne? Ama niye telefonunu açmıyor? Bunlar sizin ve Zeyn'in kıyafetleri. Onları dolaba kaldıracağım. Tamam. Rangoor Sahay'ın evine düzenlenen baskından sonra bahis şebekesinin aslında ne kadar organize olduğu ortaya çıktı. Hanımefendi. Televizyon açık mı kalsın yoksa kapatayım mı? Kapatın. Tamam. Uzaktan kumanda nerede? Az önce aldığımız bir habere göre eskort kızlardan birinin bir şeyhle kaçtığı haberi kesinleşmiş oldu. Bu videoda da görüldüğü gibi şeyh eskort kızla birlikte uzaklaşıyor. Sonunda kumandayı buldum. Bir saniye bekle. Evet, gördüğünüz gibi şeyh eskort kızla birlikte kaçıyor. Aman Allah'ım, bu bizim Zeyn. Ama yanındaki bu kız da kim acaba? Alya, Fahad'ı buralarda gördün mü? Hayır yenge. Odasında da yok. Az önce baktım. Nerede olduğunu Allah bilir. Görüntülerden de anlaşıldığı gibi Arap Şeyhi bir eskort kızla beraber olay yerinden uzaklaşıyor. Zeyn nerede kaldın? Bir işim var, sonra dönerim. İş mi? Nasıl bir iş bu? Her şeyi bilmek zorunda değilsin Alya. Bitti mi? Şu önemli iş. Lütfen ablama bir şey söyleme. Seni ilgilendirmez. Özel bir mesele. Benim için önemli bir işti. Önemli. Bu arada bu kadar imalı konuşmana da gerek yok. Çok yorgunum dayısının yeğeni. Şu anda seninle konuşmamı bekleme. Bazı cevaplara ihtiyacım var Zeyn. Umrumda değil. Benim hiç değil. Abi, burada mıydın? Annem her yerde seni arıyor. Ne oldu Fahad abi? Evrakı geri aldık. Her şey yoluna girdi artık. İşte